Bir hayal konuğumuz var. Onu bekletmeden ben buraya alayım. Efendim, adı çok da güzel bir adı var arkadaşımızın. Kendisinin adını ben şimdi sizlere söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? O konuda da biraz kararsızım. Adını? Evet, gelmesin kendisi. Öyle, şu anda öyle karar verdim. Ama ya. Allah Allah, benim... Burada, evet. Hayal konuğumuz Mert Tozar. Mert Tozar, gel abiciğim. Gel, alkışlar alalım ben. Ay. Hoş geldin. Tokalaşacak mısın? Gel. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ya, çocuğa niye samimi davranmıyorsun ya? Çocuk öpmek istedi, Eser böyle yaptı. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben öpmek için bayağı yol geldim. Böyle o da geldi. Hayır, sonra bence yarı yolda fark. Ya. Abi. Çocuk yaklaşırken baktı, ter içinde geri çekildi. Hani mutlu musun? Ben hiç mutlu değilim. Abi zaten Eser abine öpmeye özellikle gitmene gerek yok. Nereye öpsen onun kafaya denk gelir. Onun için bir sıkıntı yok yani. Oturabilirsin Eser'cim. Gel otur senden. Otur bakalım şuraya. Ne derdin var senin? Söyle bakalım bize. Nereden geldin? Düzce'den geliyorum. Düzce'den geliyorsun. Evet. Okuyor musun? Hayır. Evet. Tamam. Bir okuyormuş gibi geldi de onca bir şey oluyor. Ama okumuyorum o kadar şey söyledi ki bize, yani biz tamamız yani o konuda. Hayır yani siz niye okuyorsunuz abi? Ya öyle. Aşırı kendinden emindi ya. Gerçekten öyle söyledi. Okuyor musun? Hayır. Bunda şaşılacak ne var yani? Okuyan okuyor mu gerçekten de bakalım. Felsefeye girip. Vallahi İbo, sor bakalım derdin neymiş arkadaşımızın ya. Ne de derdin kardeşim? Karşılıksız sevgi. Karşılıksız sevgi. Ay kıyamam ya. Vallahi mi? Anlat. Ayrıldınız mı? Ayrılmadık. Ayrılmadınız. Evet. Kavuşmamışlar abi. Evet. Hiç mi kavuşamadınız? Hayır. Ben bu kızı şöyle tanıdım. Anneannemin sayesinde tanıdım. Anneannenin? Evet, anneannemin sayesinde tanıdım. Evet. Kaç yaşında kendisi? 20. Tamam. Ondan sonra işte anneannem işte ben sana oğlum işte gel bir kız buldum. İşte çok güzel hanım aldım falan işte. Mikrofonu sen böyle götürüp getirsen biz sadece şunu duyuyoruz. Hayatım hani bu lan sonra. Hani bak ya anneanne mi tutar mı? Sen kaza. Sen anlat abi. Sürekli anneanne diyormuş gibi. Bana da yok. Anneanne diyor. Araları hiç duymadım. Ya çok kötüsünüz ya. Sen tut mikrofonu ha. Biraz yüksek sesle konuş abi. Duyalım seni ha. Pardon. Duyalım. Kız anneannemin sayesinde tanımıştım. Evet. Ondan sonra işte Müjgan ablam var benim. O dedi ki bana işte FaceTime kızı ekle Facebook'tan. Ama beni engellemişti. Kız seni daha tanımadan mı engelledi? Aslında tanıyor. Tanıyor. Evet. Evet. Ondan sonra işte acaba ne yapabilirim benim? Evet, Instagram'la da engellemişti. Allah kimsenin başına vermesin. Yo çok zor. Bu dönemde en zor şey. Evet. Instagram'dan, Face'ten engel yemek en zor şey. En sıkıntı. Bakın en basit örneği karşınızda atıyorum. Oturuş Face'ten. Öleceğim ya. Sen bir kere bu konuları böyle üzülerek anlatma. Zaten engeli yemişsin, eğlen. Evet. Anladın mı? Rahat ol. Ha. Ondan sonra işte acaba ne yapabilirim dedim onun için. Hani nasıl ona ulaşabilirim? En son aklıma şey geldi işte. Onun için çek yaptırdım bu keş çekini, güller falan. Aşkım. Arasına not yapıştırdım. Ne yazdın nota? Hatırlamıyorum şu an. Engelimi kaldır. Çünkü konu o. Yani önemli konu o yani. Ne yazmış duydum? Engelimi kaldırır mısın lütfen? Tabii. Sonra konuşacağız. Evet. Neyse yolladım. İşte çiçek kızın eline ulaşmış. Bana mesaj attı. İşte Mert niye böyle bir şey yaptın? Sen nasıl cesaret edersin? Okuluna yollamışım çiçeği okuluna. Elim ayağım titredi. İşte çiçeği taşıyamadım. Kaldıramadım çiçeği falan. Ne yolladın öyle oğlum? Çelenk yolladım. Çelenk yollamış kızı böyle. Çelenk yolladım. Yollamadım. Hayırlı uğurlu olsun yazıyorsun. Özeneyim derken mutluluklar dilerim yazıyor böyle. Düğünden alıyor. Maşallah göndermiş yanlışlıkla. Ya yanlış gitti, yanlış gitti. Maşallah gitti. Abi ne oldu sonra? Sonunu anlat bize. Ondan sonra işte... Beyaz şova mı çıkayım dedin sonra? Evet.
Ne kalbinle ilgili. Nasıl bir fikir? Bir şey merak ediyorum. Seslenmek istiyorum yani. Onun için ona seslenmek istiyorum. Kendim buradan ona samimiyetimi anlamasını istiyorum. Ya tamam seslen de yani en geri yemişsin. Zaten engellemiş. Yani beyaz şova ama çıkınca bunu bir artısı olabileceğini düşünüyor musun? Olur mu sence? Yani senin için bunu da yaptığımı mı anlatmak istiyorsun aslında? Tam diyeceğin hani niye bakışmayalım bana bir şey söyle yani. Evet, evet. Yani bir şey yani olay bir şey demen lazım ki ben de anladım. Sohbeti ilave edeyim bir şey. Kaldık yani. Yoksa Beyazıt abi de engelleyecek söylemiyorum yani. Ben ondan da engeli yiyeceğim. Yiyeceğim engeli. İşte çay olduğuna çok sevindi, çok mutlu oldu. Bayağı bir konuşmaya başladık. Beyaz şova çıkınca kim bilir ne kadar mutlu olur mu dedin içinden? Hayır. Hani şu şekilde anlatayım. Zaten hani ne yazdın? Ben ya mutlu sen olur seni illerken. Sevdiğine inanıyor musun peki bu kadar? Evet inanıyorum. İnanıyorsun? Evet inanıyorum. Söyle ne söylemek istiyorsan. Fahrettin. Ben mikrofonu da vereyim. Şiirle anlam vermek istiyorum ona ben. Şiirle? Evet. Ben. Hadi bakalım. Uzun mu şiir? Kısa. Ha? Kısa. Kısa. Tamam hadi bakalım. Tamam. Gel özlemim, gel dileğim, yalan dünyada gerçeğim. Bu can bedende dururken nasıl senden vazgeçeyim? Senden öte düşüm olmaz, senden dönüşüm olmaz. Bu kalp sensiz yaşayamaz. Gel özlemim, gel dileğim, gel. Ne olur bana bir şans ver artık. Ah yalan dünya. Bak gel vefat. Bak. O kadar içten, o kadar samimi okudun ki, versene bir. Bak yemin ediyorum, Fahrettin böyle, anam neler diyor lan? Kaçtı, adam kaçtı. Onu o bile heyecanlandı yani. Vay arkadaş, gel. Gel bir tane kardeşim, hadi inşallah, i̇nşallah hayırlısı mutlu olur. Bravo kardeş. Ben her zaman söylüyorum, böyle şeyleri olanlar. Oh! Çok acayip bir adam ha. Oh, yo git. Ya işim bitti ya git. Söyleyeceğim, söyledi gitti. Biz adamı burada kurtarmaya çalışıyoruz. İşi bitti gidip oturuyor. Hadi hayırlısı olsun inşallah güzel bir şey olur abicim. Hadi. 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 Hay Allah'ım yarabbim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.